Şimdi siyasetle devam edeceğiz. Aksaray diyeceğiz. Biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici yakın zaman içerisinde Cumhur İttifakı'na katılmıştı. Tabi milletvekilleri çıkıyor çıktı belirlendi. Özellikle AK Parti, MHP ve diğer partilerdeki milletvekilleri belirlendi. Aksaray'da da milletvekili adayı olarak tabi basın toplantısı düzenlendi. O toplantıda e, verilen hizmetler sıralandı. Tabi bir milletvekilinden ne olur? Halkın bir beklentisi olur. Bir isteği olur değil mi? Değerli izleyiciler şimdi bu istek doğrultusunda hareket eder. Hani bazılar derler ki yahu başa geçinceye kadar geliyorsunuz. Burada bizden o istiyorsunuz. Başa geçtikten sonra kayboluyorsunuz. Biz de duyurmuş olalım. Aman hangi milletvekilimiz olursa olsun e, sayın vekillerimiz diyelim. E, hizmet olsun. Yani hizmet yapasın değil mi? İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda hizmet yapasın. Yani uçmayalım. fizana uçmayalım da milletin istekleri doğrultusunda hareket edelim. Uzatmayacağım. Özellikle Büyük Birlik Partisi Aksaray milletvekili adayı Bayram Akkaş yakın zaman içerisinde biliyorsunuz milletvekili adayı olarak adaylarını koymuştu. Şimdi e, basına bilgi verdi. Şu da var. Halkın istekleri doğrultusunda özellikle düşüncelerini sıraladı. Dilerseniz onları okuyacağız. Şimdi diyor diğer partiler gibi sıralama yok diyor. Temayül sıralaması yoklaması yok. Doğrudan milletvekili adayı olduklarını beyan etti. Başlangıçta 100 yılın projeleri her şey için Aksaray için sloganıyla projelerini bir bir sıraladı diyelim. Aksaray il ilçe belde kasabalardaki yüksek okul mezunu gençlerle buluşup sayılarını tespit ederek branşlarına göre istihdam edip iş sahibi yapacaklarını beyan etti. Çok önemli bir proje bu. İşsizlik var mıdır ülkemizde? Vardır veya yoktur ama ama o resmi rakamları ben tam olarak bilmiyorum. En tabana geriledi. Resmi rakamları tam olarak bilmiyorum. Ee, bir diğeri özellikle Tabi çok önemli bir konu. Neden? Türkiye'nin tahıl ambarı. Konya Ovası. Tarım. Tarım hayvancılıkla uğraşan genç sayımız belirlenerek Tarım ve Hayvancılık Bakanı aracılığı ile Damazlık Küçükbaş ve Damazlık Büyükbaş ayrıca arı kuvanları vereceğiz. Böylelikle kendi yaşadıkları yerde kendi işlerinin patronu olacaklar demiş. Burada özellikle tarımdan ee, Sayın Akkaş bu bilgileri paylaşmış. TÜBİTAK önemli bir konu. TÜBİTAK ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte Aksaray İl Genelinde bütün ilçelere bilim merkezleri açacağız. Bu ilçelerde, beldelerdeki girişimci yetenekli gençlerimize projelerini hayata geçirme fırsatı vererek geleceğin aziz sancarlarını, Selçuk bayraktarlarını yetiştireceğiz diyor efendim. Bir diğer bir proje, gençlerimizi kötü alışkanlıklarından korumak için Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde farklı dallarında özellikle bu dallar içerisinde bulunduğu spor kompleksleri açarak gençleri sporu sevdirip yetenekli gençlerimizi kendilerini ispatlama fırsatı vereceğiz. Türk sporuna diyor. Aksaray'ımıza diyor. Sporcu yetiştireceğiz diyor. Futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi. Aklımıza hangisi gelirse, hangi dalda gelirse önemli değil. Özellikle şimdi Tuzgölü çok önemli bir proje. Tuz Gölü'nün daha iyi tanıtılması için organizasyonlar, şenlikler, geziler düzenleyeceğiz. Turistleri bölgeye çekmek için diyor. Ama güzel bir düşünce değil mi? Niye? E ben organizasyon düzenleyeceğim. Bunun içerisinde ne olacak? Turisti çekeceğim. Dolayısıyla da istihdama katkı sağlayacağım. Ekonomiye katkı sağlayacağım. Turist gelecek, alışveriş yapacak orada bir şekilde. Bir diğer bu proje Aksaray eski eşmekaya Boget mevkiinde kuryan göl havzasına suyu getirip özellikle Eşmekaya Erdoğdu yaylasında bulunan işsiz tarihi yeraltı şehrimizi Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışarak turizme kazandıracağız diyor. Bu da ekonomiye dayalı bir proje. Ben şimdi turisti çekeceğim oradan getireceğim buraya. Niye? Ve para kazanacak. Oradan alışveriş yapacak. Buradan alışveriş yapacak. Gidecek. Efendim söyleyeyim bakkaldan manavdan şuradan işte katkı. Katkı bence böyle olur. Özellikle beldemizin diyor Eşmekaya beldemizin alt kısmında çöl diye bilinen bölge varmış efendim. Orada çöl diye bilinen bölgede bahçesi bulunan hem şehirlerimizi tespit edip onlarla toplantı yapacağız. Kendilerine bahçelerini avlu ya da telle çevirmeleri telkininde bulunacağız. Devlet su işleriyle anlaşarak su kuyuları açacağız. Özellikle beton kanallara bahçeler suyu taşıyacağız. Bahçe sahiplerine Eşmekaya'mızın simgesi kavak fidanı başta olmak üzere hangi fidanı ekeceklerse ücretsiz temin edecek. Bu da tarama dayalı. Niye? Ben hani Efendimizin bir sözü var ya özellikle e, bir fidan olsa öleceğini bilsen dahi onu dikmek üzereysen onu dik diyor. Önemli bir proje. Burada e, Aksaray il ve ilçe belde kasabalarda uygun yerlere güneş enerjisi panelleri kurarak Aksaraylı çiftçi kardeşlerimize ücretsiz elektrik kullanma imkanı sağlayacağız diyor. Bu da şimdi şöyle, bu da e, işsizliğe dayalı bir proje. Gerçi bütün projelerin hepsinde işsizlik var da şimdi e, yanlış anlaşılmasın işsizlik var diye feveran etmiyoruz. Proje geliştirilsin olsun, hayata geçirilsin, insanlar faydalansın, değil mi sevgili izleyen? Şimdi e, bu da özellikle e, Türkiye'deki en çok güneş alan bölgelerden biridir. Konya, Aksaray, bu Çumra ilçesi, Apa barajı bölgeleri de var. O bölgelere ne olacak? Sen güneş enerjisi paneli kurduktan sonra e, illa ki orada bir çalışan olacak. Güvenlikçisi, temizlikçisi, mühendisi, işsizi, işçisi sonuçta bir katkı olacak değil mi? Bu da bir güzel proje. Yüzyılın projesi toprağa tarlası olmayan, topraksız kimse kalmayacak. toprağı olmayan herkesi toprak ve tarla sahibi yapacağız diyor. İnsanların mülkü olsun. Vallahi bizim yörede bir söz var. Derler ki tarla satılır mıymış ya derler. Değil mi? Eziklik inseder insan. Neden? Ekonomisi kötü olduğu için. Neden? Göç olduğu için. Bakar köyünden e, kente göç eder adam. Satmak durumundadır. Ev alacaktır, araba alacaktır veya Allah korusun hastası vardır ama satmasın temennimiz. Toprak sahibi olmak iyi bir şey. Gerçekten iyi bir şey. Son olarak da yine aynı şekilde istihdama yönelik bir proje. Aksaray il ilçe belde kasabalarda et süt entegre tesisleri fabrikaları açacağız diyor. Burada hemşehrimiz yetiştirdikleri eti sütü kendileri işleyecek, satışını yapacak. Daha fazla kazanç elde edecekler ve bu fabrikalarda kendileri işçi olarak çalışacak. Hem de fabrikalara ortak olacaklar diye devam etti demiş. Burada özellikle kardeşlerimiz bu görevi tabii ki de bize verirlerse diyor Aksaray'ın hizmetkarı. Olacağız diyor. Biz beyan etmiş olalım efendim. Niye? Vatandaş duysun. Bir vekil, bir vekil alayı fark etmez. Düşüncelerini aktarmış. Bunları söylemiş. İşte şunu yapacağım demiş, bunu yapacağım demiş. Olur mu? Olur. Neden olmasın? Doğru düzgün desteklendiği vakitte ülkemizin neresinden çıkarsa çıksın. Bu AK Parti'de olabilir, MHP'de olabilir, CHP'de ama şunun altını çizelim. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadan. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Yüce Allah bizlere şehitlerimizin kanını yerde bırakacak bir basiretle yürümeyi nasip ve müyesser eylemesin. İşin burası çok önemli. Şuna geçelim. Hangi milletvekilimiz, hangi adayımız olursa olsun eğer hizmet edecekse veresin. Gerçekten veresin ya. Ülkemizin bunlara da ihtiyacı var. Ülkemizin bunlara da ihtiyacı var diyelim. Buradan da özellikle bizler de her birine efendim hepsine buradan ne diyelim başarılar dileyelim.